Yakışırlar ha bu arada. Değil mi? Baksana. Şöyle Ben baktım şunu da sallıyorum bu arada. yakışırlar bile. İzleyeceğim Kemal'cim iyi yayınlar. Öpüyorum Ben seni. de izleyeceğim Aynı bayağı ben. şekilde Tamamdır. abi, aynı Gel şekilde. Eray aşağı. Gel. Bitince ben gelirim yanınıza. Bak yakışırlar ha bak. Şöyle baktım şöyle. Kol kola yakışırlar abi. Yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz biraz, her ortak cevap size 50 TL kazandıracak. Biraz. Program sonunda buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Merhaba diyorum. Ben öncelikle özür diliyorum geç kaldığım için. Sıkıntı yok. Sevgilinin sosyal medyadaki eski paylaşım... Sevgilinin sosyal medyadaki eski paylaşımlarını silmesini ister misin? Müslüm burada mı? Paracıklar nerede? Dır dır. Müslüm hadi lan hani bir, birlikte bilirse kaçıyordun ya. Ağzıyla para istedi. Hayır hayır. Telefon numarası doğruymuş. Kemal harbi Şükrü'nün numarayı geçmiş geçmiş olsun. Has siktir harbi mi diyorsunuz? Harbi mi lan? Ben niye banyayım oğlum? İyi kontrol etseydin ya Kemal onu bir rehberden. Dedi bir şey olmaz Şükrü arayan yoktu dedi. İyi var. Sıkıntı yok o zaman. Sevgilinin sosyal medyadaki eski paylaşımlarını silmesini ister misin? 3, 2, 1. Hayır. Hayır. Evet mi diyecektim? Hayır diyecektim. Evet, niye? Diyecektim. Hayır. Hayır. Hani. Dilim mavi olmuş. Dilim mavi mi olmuş? Ama biraz daha gerisin. Biraz daha. Aşk gırtlağımı çıkartayım istersen. Evet diye. Evet diyecekti para için. Ya tamam tamam. Yani evet ama ya yine soru çok şey ya. Mesela ama yani mesela eski paylaşımlarının silmesini. Neden? Yani belki mesela bana böyle atıyorum senin rahatsız olduğun benim eskiden paylaştığım bir şey olursa sen bana sil demez misin? Neden onu rahatsız silsin? Olayım eskiden paylaştığım bir şey için? Mesela eski paylaştığım bir şey hiç yakışmıyor. Belki aynen. Ya. Ondan olursa ama mesela sen geçen bana şey ergenlik fotoğrafların çok çirkinmiş bunları silsene. Hiç öyle Kemal. Bir şey demedim. Öyle bir şey dedim. Efendim? Abi numaramı göstermişsin de sıkıntı değil. Şey banlamana gerek yok yazanlara. Yazsınlar herkese. Hatta ben söyleyeyim abi. 0534 680 67 20. Özellikle kızlar mesaj atarsa sevinirim. Numaramı değiştirmeyeceğim abi. Bekliyorum mesajlarınızı. Teşekkür ederim. Şükrü. Niye söyledin? Belki fake'ti. Adam birisi yok, şey yok yok benim numaram. Hiç önemli değil abi. Rahat ol. Vallahi bak sıkıntı değil yani. Kimsenin aradığı yoktu oğlum. Telefon boş boş duruyordu. İyi oldu. Teşekkür ederim. Vallahi hayatıma bir neşe gelirdi. Mutlu oldum şu an. Bir iki böyle yayını kapattığımda bir açacağım böyle bir ton arama, mesaj falan ağır ağır sevindim. Keşke daha önce verseydin numaramı amına koyayım. Teşekkür ederim. Harbiden şu an hatırladım. Beyler. Normal bir zamanda aradılar mı Şükrü'yü? Şükrü şey diyor. Allah Allah. Hiç çalmıyor oğlum benim telefonum. Aynen çalmaz ki falan diyor. Doğru. Doğru abi. Neyse teşekkür hayırlı ederim. Olmuş abi. Eyvallah. Eyvallah abi. Hayırlısı olsun Şükrü. Erişiriz baba. Allah Allah. Ulan ne enteresan. İlk kez birinin numarasını ver. Ben var ya 4 ay üstüne düşüyorum ha. Numara paylaştım adam teşekkür etti gitti. Ben ban yemem ki. Adam zaten geldi oğlum sahibi. Spamlayalım bu numarayı. Ne bileyim. Bir şey diyeceğim Kemal. Kemal bir şey diyeceğim. Senin sevgilin var. Benim var. Evet. Emre'nin var. Eray'ın var. Nereye bağlanacak acaba? Ramus'un var. Oğlum Şükrü'nün yoktu. Hayırlı oldu. Jirox'un da yok. Heee. O zaman arkadaşlar 0545 dur 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 230. Dur. Dur. O belki oğlum istemez lan. Jirox. Numaranı verelim mi? Niye veriyorsun amına koyayım? Şükrü'nün az önce numarasını verdik ya teşekkür etti. Belki iki kız yazar sevgilisi olur falan diye düşündü Big Range'se. Yok hayır. Hayır. Niye oğlum istemiyorum hayır, güzel birliktelik. Birliktelik dur istiyorum. Bir dakika. Bir dakika sus lan Big Range. Güzel kızlar her zaman benim Instagram Jirox adresimden yazabilir ama. Anladım abi şimdi... güzel kızlar anladım. Dış görünüşe önem veriyorsun. Attım Jirox görüşürüz.
Kemal şey dedi, chat'e Cem yazdı, Mito yazdı da benim de sevgilim yok, benimkini de verebilirsiniz dedi. Söyleyeyim arkadaşlar. Bak, bir dakika oğlum, bak bak Mit Bey'in vallahi beni anlatacak ha. Vallahi beni anlatır Mit Bey. Ama kendisi dedi oğlum, kendisi dedi. Ya, bak chat'e. Oğlum ne yayın ya, düşünsene bir de bu YouTube'da devam edecek, oradan da paylaşıldı mı ne pirim be. Mito verelim mi numarayı? Ben sana bir şey diyeceğim bu arada, yanlış anlattın abi, ben iç ve dış seviyorum. Allah kahretmesin. Yok. İkisi de önemli benim için. Araba mı yıkatıyorsun? Piç içli seviyorum ne? Abi ne oldu iç dış? Sümkürdüm şey yaptım, burnumdan geldi yemin ediyorum. Aşkım ne? Abi iç dış. Hadi bak. Yapacağız yapacağız. Aşkım yapmıyoruz diye bir içeriye geçti. Bir muhabbet girdi araya. Ha neyse, bu iki şey yapacak galiba. Trip geldi yok. Bak ilişki istiyorsunuz ama gördünüz işte zorlukları. Arkadaşlar, Cem özellikle Kemal yazabilir söylesin diyor. Yok ben tamam. Mit Bey'in abim hayır. Hayır tamam ben anladım onu. Erkekler yazabilir Instagram'dan. Ali yürü git. Yazmasın. Vallahi. Sana zaten numarada sorun olmadı. Senin numaranı isteyen birisi de yok. Tamam oğlum, zaten numara vermiyorum. Instagram X Hazreti Ali. Buradan nasıl prim yaptı bu çocuk ya? İşte ama kızlar yazmasın, sevgilim var o yüzden. Hayır işte. biz burada bahsettik mi? Bak Mito'nun da yok, yazıyor mu chatten Instagram Cem Karakoç diye? Ben de benim var. Vikrains konuş lan. Bak, ben de benim var, ben hiç dedim mi Vikrains Bey'e şey yapmayın, helal yazmayın olsun kesinlikle aynen diye. Aynen öyle. Ben de diyorum ki bana yazmayın. Bunlar anlamaz Vikrains, bunlar anlamaz. Harbiden ayıp ediyorlar ya. Bunlar anlamaz. Ne bir tane? Bana Nesquik getirmiş. İlişkinin zorluklarını demedim ki. Yayıncılık hakkında adam donate attı. Dedi ki abi yayıncılığın zorlukları. İlişki istiyorsunuz ama görüyorsunuz. İlişki istemiyorsunuz. İstiyorsunuz demedim. Hayır. Olur mu? Yeni şey çıktı. Bak şöyle yazılıyor. Elis. Şöyle yazılıyor. Bu yeni port. Yayıncı şeylerin hızlanması için, internetin hızlanması için Süper Online'la İnanmıyor musun? Yeni port bu ya, yeni çıktı bu. Bu da pahalı. Aldım ya geçen şu. Çoklaştırıyor bak, ilişki onun adı. Sen gittin nereden şey yaptın? Lan internet liş o bağlantılarını K2'de modeli. K1'i çıktı tutmadı bunun. 4 port koymuşlardı, 6'ya çıkarttılar işte. Vallahi diyorum ya. Mitre'ye yalan mı söylüyorum? Bak başka yayıncı adam da mı yalan söyleyecek? Mitre'nin de mi yalan söyleyecek? Kupası... Mitre'nin kupası vardı, pardon. Mitre'nin de var. Kemal ayıp ettim bu arada. Hayır oğlum lan. Mitre'nin de var. Hatırladım şimdi. Bende K3 var. Bak o K3'ü almış Almanya'dan. Vallahi Almanya'ya gitti ya. Türkiye'ye hep geriden geliyor yavrum teknolojide. iPhone 2S'ye çıktı biliyor musun normalde? Buraya bir ay sonra gelir. Bende de K9 var, o köpek. Olsun ama konuyu anlamışsın sen. K9 köpek, Alman kurdu. Ha K8, o Jurox. Alman kurdunun bir alt modeli. Evet. Aşkım şey çözüyorduk ya, hadi. Buna ben evet diyecektim, sen hayır dedin değil mi? Ben evet diyecektim ama dediğim son şeyden dolayı. Sen orayı derin düşünmüşsün, ben orayı düşünemedim. Yani düşüncelerimiz aslında bu soruda aynıymış. Ama birbirimizle çelişmemizin nedeni sorunun içindeki devamını düşünemedik. Yani birimiz düşündü, birimiz düşünmedi. Neyi düşünmedi? Ya sen dedin ya o dahil olmaz ki diye. Mesela işte eski bir... Aynen fotoğrafı falan dedin ya. Ben de mesela... Ama sen de evet yine de. Onun dışında da dedin ya küçüklük fotoğraflarını neden silmiyorsun? Sen bana öyle bir şey demedin mi? Ben hiç öyle bir şey demedim. Daha geçen gün dedin. Ne daha dedim? Daha yeni dedin. Ben Instagram, sana Instagram için yönlendirme yapmışımdır. Sosyal medyada başarılı bir herif olduğum için. Değil mi? Benim Instagram sayfam düzenli ve çok sanatsal değil mi chat? Ben seni de eski... Hayır ya, yenilerden bahsetmiyorum. Eskilerden bahsediyorum. Değil mi? Değil. Demek ki öyle yapma. Eskilerden... Ama aynı renk. Rengi yakalıyorum ben. Nasıl renk?
Yani o zamanlardan beri Instagram'da aynı efekt. Efekt yok. O da bir efekt. Mesela no efekt de bir efekt, onu biliyor musun? No filter. Evet. Vallahi benim full öyle fotoğraflarım. Bu geçen burnumun küçülttüğünü söyleme ha. Öyle oğlum. Ben hepsine baktım, hepsi farklı. Ya Çağlar bir kere de yanımda oğlum be. Moderasyonlarım bile yanımda değil ya. Aynen çok boş yaptık, devam. Şunların silmesini ister misin? Ne diyecekler? Evet. Sen silmesini ister misin? Ne kadar tatlı bir kırmızı şeyi varmış, benimkine bak bir daha. Aa dedim. Öyle mi? Yani ben isterim, beni rahatsız edecek bir şey olduğu sürece. Ne gibi mesela? Yani ne gibi? Hoşlanmadığım insanlarla fotoğraf olabilir, ne bileyim. Ha, hoşlanmadığım insanlarla fotoğraf olabilir falan deyip evet dedi, diğeri hayır dedi. Dur be. Senden 10 yaş büyük biriyle beraber olur musun? Şöyle düşünelim. Sen benden veya ben senden 10 yaş büyük olsaydım yine de birlikte olur muydun? 3, 2, 1, evet. Çünkü aşkın yoktur. Bu klişeyi de yaptığımıza göre kafamıza sıkabiliriz. Nerede hanım benim silah? Yok gerçekten öyle ama. Gerçekten öyle. Ne alakası var ki şimdi 10 yıl şey olsun. Ben oldum 10 yaş. Normal. Oha chat, sizin düşündüğünüz gibi sormuyor oğlum. Mesela birisi 30, birisi 40 yaşında. O siz ta küçüklüğe gittiniz. Birisi 20, birisi 10 yaşında değil. Belli bir yaştan sonra, belli bir seviyenin üstünde. Çok var zaten, çevremizde de çok var. Onunla kıyaslanmaması lazım zaten ilerisi için. Benim annemle babamın arasında çok yaş farkı var. Normal. Ama yani belli bir yaşı geçtikten sonra işte orada gel chat şeye vurdu da direkt pedo falan filan. Öyle bir şey, o pislik oğlum o. Devam. An modu yapacağız, an modu yapacağız. Devam. Beraber olur musun? Ben olmam çok net yani. Yani bir erkeğin kendinden 10 yaş büyük bir kadının olması zaten. Ama bak şimdi para kazanacağız ya seninle birlikte burada. Sen biraz... Bir erkeğin kendinden 10 yaş büyük bir kadınla birlikte olması zaten deyip... Yüz şey yaptı. Kim? Ama yani burada bir seksistlik sezdim ben. Ama erkekler daha geç olgunlaşıyor. O yüzden öyle demiş olabilir. Biz mi daha geç olgunlaşıyoruz? Erkekler... Ben kaç yaşındayım? Ya kadınlara göre. Ben kaç yaşındayım şu an? 23. Dışarıdan gören bana kaç yaşında der olgunluğumla birlikte? Yani o hareketlerine göre bence bilmiyorum bir şey. Daha küçük yani. 13 mü? 13. Chat gerçekten her zaman arkamda değilsiniz de her gün beni şaşırtmıyorsunuz ya. Ama yani baktığında şöyle bana dışarıdan dersin bu çocuk 26. Sen daha geçen gün şeyde dedin ki ben çocuk ruhluyum, çocuk sevmeseydin birlikte olamazdık. Ama o geçen de benim de psikolojim değişiyor günlük. Bir haftada olgunlaştım. Bu hafta bana çok şey yaşattı biliyor musun? Ne? Çok şey. Tipten bakınca 70, hareketler 13. Eyvallah 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 eyvallah. Devam. Biraz daha böyle tamam ben yapayım bu görevi o zaman bundan sonra. Ucu yok ile evlenir misin? Sana göre tutucu bir ailesi olan biriyle evlenir misin? Aile tutucu. Tutucu ailesi. Mesela sıkıntılar mı veriyor? Ailesi karışıyor mu mesela? O da yani böyle nasıl mesela? Mesela bana diyor ki tutucu nasıl lan harbiden? Mesela şey mi? Dini anlamda mı mesela? Hani senin başının örtülü olması lazım diyor benim ailem gibi mi acaba? He yok şey. Mesela dışarı çıktın. Yok
çıkamazsın, şu saatte geri döneceksin falan. Dini değil, anladım. Dini de olabilir. Yok, ben başımı örtmüyorum. Ekonomik. He, tutumlu. Hayır. Yok lan, tutucu. Benim ya, chatte kimse bu anlamadı ya. Her türlü toplumsal ve kültürel değişmeye karşı çıkarak kurulu toplumsal ve kültürel düzenin olduğu gibi sürmesini isteyen eskiye bağlı. He, mesela senin ailen diyor ki senin sevgilinin saçı uzun. Bu ne diyor? Dövmeleri var diyor. Bu ne diyor? Küpesi var diyor. Bu ne diyor? Anladım ama şey de olabilir. Din açısından bağlı olabilir. Olabilir. Kültürel ve toplumsal demiş ama. Yani tam anlamı o. Dini olarak değil tam. Ben de tam harbiden ha, hiç gelmezmişim bak tutucu şeye. Benim saç uzun, küpe var, sıçtık mı şimdi? Tamam, tamam, cevaplayalım. 3, 2, 1. Evet. Evet mi? Evet. Neden? Çünkü ailesiyle bir işim yok ki. Ama... Hayır, bunu derken yani o an... Hayır. Hayır hayır, bu o anlamda değil. Hayır hayır, bir dakika. Yanlış anlaşıldı. Hayır, ailesiyle bir işim yok derken sonuç olarak ben sevgilimle... Hayır. Siz anlamadınız. Hayır, hayır yok şey. Nasıl şaşırdım. Annem de dinliyor bu arada. Öyle değil. Yani anlatmak istediğim tam olarak o değil. Yani ailesiyle bir işim yok. İşim yok, evet. Ama o da benim ailem. Güzel çevir. Gerekirse bu dövmelerimi sildiririm. Pink Floyd. Steve Vai. Hayır bak, şu yani, anlamda. Şey yani diyorsun sen, öyle bir insan olsalar bile umursamam diyorsun. Umursamam değil işte. Zaten sen hayır, beni kabul yapmam. Ettirirsin ya da... kabul etmiyorlar ama. Hiçbir türlü kabul etmiyorlar mı? Lanet olsun o zaman böyle işte. Alır kaçırırım. Alırım kaçırırım. Evet, kaçarız. Kemal, siz yeni bir ailesiniz. Onlar başka bir aile. Boş ver demişiz. Hadi bakayım. Kemal, 2018'deyiz. E tamam işte, ben de onu diyorum. 2018'deyiz. Zaten saçım için, dövme için ama öyle şey mi oldu? Var işte. Var da olmasınlar. Buradan tutucu ailelere sesleniyoruz. Beni toplanıp dövüyorlarmış değil mi? Tutucu aileler. Hepsi ama. Üf. Gerçek linç. İnsanları dış görünüşüne göre değerlendirmeyelim. İnsanın içi gerçekten ayrı bir şey. Gerçek ne kadar saçma bir açıklama. İnsanın içi gerçekten ayrı bir şey. Beni sevin. Yani o öyle değil. O öyle aynen. Hem dini hem kültürel. Evet, ben mesela benim tipim. Ya benim mesela tipime bakıyor adam, tamam mı? Ben böyle şey konuşacağım falan filan geliyor böyle. Tamam, bir hani kırık. Kırık ne ya? Yani kırık. O şimdi şeyleri de mi karşıya aldık? LGBT. Bak. Bir dakika, ben hayır. Bir dakika, her şey şu an. Şu an diplomatik krizler geliyor değil mi? Trump. Hayır. Öyle değil. Ha. Her türlü bir karşılıklı şey olur diyorsun. Evet. Yani ben diyorum ki yani cidden bana dışarıdan baktığında ben böyle bir şey konuşacağım gibi geliyor. Hani bir hareketlerim öyle olacakmış gibi geliyor insanlara. Hani norm, bir bakıyor adam böyle Mersin Adana şivesiyle ya da işte Doğu biraz Anadolu, bildiğin Anadolu ağzıyla konuşuyorum ben yani. Üstüne mesela dini olarak bakıyor. Benim zaten anneannem 3 kere hacca gitmiş. Diğeri aklıma gelmedi bak. İşte gitmiş birisi ve çocukken böyle dini olarak eğitim almışım zaten. Hani büyük ihtimal daha çok okumuşumdur. Hani kitap vesaire açısından diyorum. Ya ne oldu ne oldu? 13-2019 tarihinde sözleriyle tutucu aileleri taciz etmesiyle hiçbir alakam yoktur bunun. Hayır hayır, öyle bir şey değil. Tam tutucu ailelere seslenecek sıfattasın. Ama dediğim gibi ya gerçekten yani
konuşalım. Mesela dini bir konuda dinimizle ilgili konuşalım. Ben de biliyorum. Benim de belli başlı bilgim var. Ben de okuyorum. Yani dualardan tut yazılmış ayetlere vesaire vesaire. Mesela işte kültürel açıdan konuşalım. Aynı şekilde zaten öyle yetişmişim. Ama dış görünüş tamamen bence şey yani. Sen. Vallahi diyorum ya, inanmazlar evde bak. Tamam, devam, devam, devam. Ne diyecekler? Sen evet dedin, ne? Oh süper. Evet, hayır dedik. Sen evet dedin, aynen. Müslüm bu arada 10 TL göndermiş, 2'de 1 demiş. Gönderiyor bak. Sifta yaptık. Hayırlı olsun. Evet. Yani. Ha, ikisi de hayır dedi. Kenarda birikmiş paran var mı? Aga be. En kötü derdimiz ailecek. 3, 2, 1. Yok. Ha, hayır. Evet, aynı anlama geliyor. Benim vallahi yok bu arada. Kemal'in var IQ yazmış biri de. Yok, şu an yok ama tabii ki biriktirmek, ileriye geleceğe bir şeyler bırakmak istiyorum. Ama şu anda benim de Özge'nin de yok. Ne kadar ama? Birikmiş ne kadar oluyor? Nasıl yani? Para biriktirmekten bahsediyor herhalde. Ya atıyorum kenarda şu anda bak açık ve net bir şekilde. İkimizin de banka hesabında ya da bir köşede kıyıda 1000 TL'miz var mı? Yok. Yok, benim de yok. Hayır, gerçekten ama. Çünkü hem giderimiz var, hem ailelerimiz var. Hem Elsa var. Hem Elsa var, hem kendi ailemiz var. Hem geliştirdiğimiz bir işimiz, bir yatırımımız var o konuda. Ondan dolayı böyle bir köşeye atıp mesela şu parayı ev almak için biriktiriyorum, şu parayı araba almak için biriktiriyorum falan yok. Öyle bir şey yok. Ya hayır oğlum. Vallahi diyorum ya. Dolar var, ondan zaten TL yok. Hayır oğlum ya. Para diyor, biz TL demedik ki. Aynen. Ferit var zaten, ne arabası. Ya cidden Ferit'i böyle mi görüyorsun sen? Ne kadar ayıp ya. İnanılmaz. Devam. Tamam. Evet dedik işte. Ne güzel. Ne için bir... Bir şey almak istediğim değil ama... kaldı. TL kazandınız. Sen ne... Alışverişi çok seven bir sevgilin olsa. Sen nefret etsen bile ona eşlik eder misin? 3, 2, 1. Evet. Zaten öyle değil mi? Sen çok seviyorsun, ben sana eşlik ediyorum. Ama bazen çok sıkıcı oluyor bu arada. Ben bazen aynen abartıyorum değil mi? Evet. Şunu beğenmedim bunu. Sabahdan akşama kadar geziyorum. Doğru. Mesela bir şeyi 3 kere beğenip 3 kere üzerimde giyip farklı günlerde, dördüncü de almayabilirim mesela. Yani mesela 3 kere şöyle baktım aynada kendime, o güzel falan filan dedim ama o kadar bir desen denemiyorsun ki. Hayır, mesela giydim veya elime aldım vesaire. Nasıl denemiyorum? Tişört denemiyor mu ben? Hayır, bir kere bile bir şey denemedim bu arada. Ama bazen üşeniyorum. Doğru. Bazen üşeniyorum böyle. Ama mesela şöyle düşün. 3 kere beğendim, böyle gördüm. 3 kere vitrinde gördüm. Bir şey yaptım, gittim. Mesela alalım diye gittik oraya. Almayabiliyorum. Hayır. Alıyor muyum? Gittiğin ama alıyorsun. Ulan para biriktiremediğimiz belli oldu ya şu an. Evet. Giysi mi alıyorum hepsini? Evet. Ya. Evet. Hayır. Ama çok yani almasak da çok vakit geziyorsun. Ve ben sıkılıyorum. Yani... Ayarak kısa tutacağız abi. Para bok gibi fiyata bakmıyor. Öyle bir şey yok. Bak hayatımda bir kere o denk geldi. Anlatayım mı onu? Anlamam. Ya gerçekten bu ama en şey anımdı böyle ya. En yani saçma. Dedim ki boxer alacağım. Tamam, şimdi böyle de anlatılmaz ama boxer alacağım. Under Armour'dayız. Boxer alıp çıkacağız. Bu. Hayır, eşofman falan da almıştım. Çıkarken de boxer gördüm.
Ha doğru. Çıkarken boxer gördüm, onu da alacaktım. Etiketine metiketine bakmadım. İki tane boxer var içinde. Tamam, iki boxer. İki tane boxer. Under Armour iki tane boxer. Çok pahalıydı ama sizce, bak aynen bakmadık gerçekten. Ne kadar olabilir ki diye düşünüp. Aynen. Sizce ne kadar abi? İki boxer. Söyleyeyim mi? Evet. Bence 240. 60 lira daha fazla. 300 lira mıydı? 300 TL. 250. 250 TL. 300 de işte. 150'şer lira boxer'a, 2 boxer'a tanesi 150 TL. Ve yani kasaya geldim, kartı girdim, şifre. Kafamda bir şey oturmadı böyle. Hayır, şimdi ya, alamam da. Ha evet, yani şeye baktık. Aynen aynen, şeye baktık. Doğru. Hani sonra fişe baktık. Fişe baktık lan, böyle var ya. Allah Allah diyorum ya. Ha şey oldu orada. Ondan hatırlıyorum ama. Yani oraya alışverişi okey yapıyorduk. En son hani almayalım diyemedik. Hani herkes böyle tanıyor, ediyor. Böyle orada sohbet ediyoruz sürekli. Orada bize bakan ya kişiler var. E tamam. Tamam da o kadar para tuttu. Mesela o kadar para tuttu. Alma. Yok yetmedi desek çok pahalı geldi. Ama demedik. Ben demedim mesela. Evet, sanki şey gibi düşündüm o an. Niye bilmiyorum. Ayıp olur sanki onu desem mi diye düşündüm. Artık anlamadım. Bilmiyorum ki. O an öyle psikoloji mi oldu acaba? Bilmiyorum. Yani mesela şeyi hiç yaşadınız mı şimdiye kadar? O mesela bana önceden de yaşadığım var öyle. Atıyorum 30 TL var cebinde. Alıyorsun bir şeyi. İşte kasaya gidiyorsun. 20 TL çıkıyor. 30 TL'nin olmasına rağmen 20 TL'yi alıyorsun o anda. Ben bırakırım bu arada. İşte benim önceden de öyle aldığım oldu. Geldi ama bıraktım yani. O anki değil mi? O psikolojik bir şey ya. Harbiden almayabilirsin de aslında. Ben o boxer'ı bir sene vücudumdan çıkarmam, onunla birlikte yıkanırım. Öyle bir şey değil işte, giyemiyorsun bile. Yani bir de o kadar güzel ki şerefsiz, tamam mı? Öyle bir böyle bir şey yok oğlum. Boxer falan hani ondan böyle tişört yaparlarmış, kafama geçirip giyeymişim böyle. Hani öyle bir şey yani. Ciddiyim ya. Şimdi göster diyecekler işte. Göstereyim mi? Onu gösteremem, boxer gösteremem ki şeyde. Yayında gösteririm de gösteremem yani. Yayında gösteremem. Hayır, üstünde diye mi yoksa? İşte daha çıkarmadım, o arkadaş haklı. Burada çünkü. Göstermiştin Kemal. Bir gün ban yemiştik aynen. Ha yo, o yanlışlıkla olmuştu. Yo valla sitesinden göster. Ha olur o. Aynen lan, siz var ya çocuklar. Under Armour. Under Armour boxer. Nerede? Ulan sitede indirimli ha. Yok bu değil ama ya. İkili paket de. Hayır benim yani skinli ya böyle. Diyecekler yo. Ha şöyle göstereyim. Teklisi var. Teklisini gördüm. Turuncu değil mi? Aynen aynen. Teklisini gördüm. Şu ekranı alıyorum zaten. Bak teklisini gördüm. Bu. Aa! Tamam. Kaç para? 159 TL burada. Şurada şeyi var ha, cebi var. O cep ne için ben de bilmiyorum. Boyu yetmiyor galiba aga be. Short değil oğlum işte, boxer bildiğin. Abi çoksa hayatımdaki en kötü anlarımdan biriydi ya gerçekten. Gerçekten öyleydi. Elini cebine koymak için.
Salak kadın. Mayo gibi. Ay biraz öyle ama biraz daha şey. Bununla sokakta koşarım. Şort diye mi? Kot diyen var aga. Ama büyük gözüküyor ama. Ay. Paçaları uzun değil galiba. Yo uzun ya bince. Yani Aa ben unutup bakıyorum göte ya. Ya çet dur ben yayında olduğumu unutuyorum dur ya. Tamam hadi devam. Tamam devam. Buna cevap verdik mi biz? Ha verdik ikimiz de evet dedik doğru. Abi çok kötüydü çok kötü. Kesinlikle bakın abi. Gordion 5 TL göndermiş işalanmamış bir fotoğrafını buldum Kemal. Nerede lan bu? Aa Gordion sen çektin bunu. Devam. Nefret etsen bile ona eşlik eder misin? Onlar da evet dedi. Ne oldu lan? Ha soru. Okumayan biriyle bir... Kitap okumayan biriyle birlikte olur musun? Ne bakıyorsunuz? Ben okurum zaten. Okuyorum ben. Oluyor ya zaten. Ya siktir git Kado ya. Kado Allah aşkına şimdiye kadar kaç kitap okudun? Neydi ismi? Cin Ali falan okumuştur Kado'ya. Tamam. Kitap okumayan biriyle birlikte olur musun? 3, 2, 1. Evet. Okuma alışkanlığını sen verebilirsin ona. Ya da okumadığı da kötü bir şey anlamına gelmiyor yani. Geliyor yine. Aslında bir nevi aynen. İnternetten okuyordur belki ama yine kitap okursun bu arada ya. Okumuştur yani. İnternetten okusa da aynen. Dergi mesela. Kemal kitap değil donate okuyor o sayılır mı yenge? Cehalet koktu buralara. Ya bak Frank Power'a bak hemen triplere girdi ya. Nasrettin Hoca'yı da okursun bu arada ya. En kötü aynen. Ya okumuştur yani. Okuyacağım. Aboneleri okuyacağım arkadaşlar bitirince. Birlikte çok eğlendiniz. Eğlenmediğin halde eğleniyormuş gibi Instagram'da hikaye paylaşır mısın? Eğlenmediğin halde eğleniyormuş gibi Instagram'da hikaye paylaşır mısın? Tamam. 3, 2, 1. Hayır. Let's go. Müslüm yapıştır. Ya ben harbiden Instagram yok. Niye lan? Ben Instagram'ı en çok sevdiğim sosyal medya platformlarından birisi. Ben de en çok Instagram kullanıyorum. Ama eğlenmiyorken eğleniyormuş gibi yapamam. Yani çünkü saçma. Eğlenmiyorsam eğlenmiyormuş gibi yaparım. Ne? Eğlenmiyorum ya. Eğlenmiyorum. Ne? Eğlenmiyorum şu an. Yayını kapatacağım. Hayır. Eğlenmiyorum ya. Yani eğlenmecisiz. Ne? Ben kitap okumam lazım şu an. Niye konuşamadım ya? Eğlenmediğim storyler atarım. Yani melankolik. Hani böyle. Öyle değil canım. Yani o an melankolik bir şarkı dinliyorumdur. Pencereye doğru sanatsal bir şekilde şöyle 32 derecelik açıyla çeviririm ve basarım, kaydederim. O anki ruh halimi insanlara ben gösteririm. Ben de ama eğleniyorsam atarım. Yani eğleniyorsa. Yani ben eğleniyorken unutuyorum ya bu arada. İnsanlarda onu mesela Rain Man'de mesela onu görüyorum tamam mı? Rain Man mesela öyle. Nasıl? Atıyorum. Rain Man diz. Rain Man diz değil canım. Yakın arkadaşım diye örnek görüyorum. Ya mesela atıyorum. Nasıl diyeyim? Bir şey anlık o an eğleniyor ya. Bir şeyle, arkadaşlarıyla. Paylaşmak mı istiyor? Evet evet yani elinde hani alışmış artık. Ama adam sosyal medya fenomeni. Ondan dolayı acaba 3 milyon takipçisi olabilir mi? Evet. Aynen bak her anını gösteriyor çünkü. Tamam. Has siktir şu an nasıl takipçi kasaları bulduk bak. Rain Man'a niye sövdün Kemal? Söverim de severim de oğlum. Evet.
Çok mantıklı. Boks maçına çağır Kemal, iyi follow geliyor. Yok ya, harbi severim ya. Rain Man'i ayrı severim böyle arkadaş olarak. Ama dediğim gibi harbi mantıklı ya. Öyle öyle demek ki şey yapıyormuş. Mantıklı. Ben unutuyorum abi. Bir şey yapıyorum mesela. Aa, burayı insanlarla paylaşsaydım lan falan oluyorum. Bir yere gittiğimde ya da hani bir şey gördüğümde falan. Ama o alışkanlık bir türlü daha oluşmadı. Mesela Twitter'da hiç yok hele ki. Bir şey yaşadığımda oraya yazayım. Hiç yok o alışkanlık. Yani o an söylerim, o an şey yaparım. Mesela şöyle bir sahne oluyor, atıyorum Şükrü'yle. Ben bir şey diyorum. Tweet at bunu bak, iyi söyledin falan gibi, böyle hani goy goy olur ya arkadaşlar arasında. O oluyor mesela. Ama ben onun tweet atmıyorum. Buradan Twitter'da nasıl fenomen olundu da çıkarmış olduk şu anda. Utenere'ye de sövmezsin bu arada. Lan ne sövmesi, bir adamın ağzına adını mı aldın, ağzına aldın mı adını? Instagram'da eğlenmediğin halde eğlen... Instagram kullanıyor mu? Müslüm 25 TL göndermiş. 6'da 4 Kemal. Yeter lan, para kalmadı ama Kemal. Yeter lan Müslüm. 30 TL göndermiş. 7'de 5 yeter. Müslüm sen manyak mısın? 5 lira. Müslüm olayı çok yanlış anlamış. Nasıl? Müslüm ne yapıyor biliyor musun? Normalde 5 lira gönderiyordu ya. Evet. Şimdi biz bildikçe 25 gönderdi ya. Bir 5 lira daha gönderdi zannediyor. 30 gönderiyor. Az önce bildiğimizde 25 gönderdi zaten. Müslüm çok harcadın. Salak bu, bizden dedi birisi. Çaktırmayın tamam. Lan oğlum nasıl anlamadın ya? Harbi niye söyledik? Sikemliyorduk ya. Hayır hayır, öyle bir şey yok. Aynen. Hatta Müslüm gerçekten bak, yani onları şey yapıp sen büyük ihtimal bir karıştırdın orada. Bir karışıklık mı oldu? Çünkü mesela 25 göndermiş 6'da 4 deyip, 30 göndermiş sonra 7'de 5 deyip. 5, 15, 25, 30. Evet. Müslüm'ü de dolandırmazsın bu arada ya. Biraz daha pipet alacağım galiba. İade, harbi yaparım bu arada. Yaparım, ne demek oğlum, adamın bir köşeye attığı belki para başka bir şey alacak falan. Onu yanlış şey yaptıysan Müslüm söyle yani. Biliyor musun? Yani birçok sosyal medya. Ben hala güzellik boxer'dayım. Hatırlatma kanka. Ama, hatırlatma, çok üzülüyorum. Yani yapmacık bir insan olmuyor. Beş oldu. İnsanları tercih et. Yap olduruyor. Beş oldu. Pardon. Sanki fark ediyorum mesela. Hikaye. Göstermeyi sevmezsin. Hikayeden. Evet. Yani peki sebebini öğrenip soruyu nerede soruyorlar? Yapmaz. Karşı açarsın. Böyle yeşil yandı. Değil mi değil? Evet, gerçekten çok açık. Ben anlamadım ki. Ben de yapmıyorum. Ne güzel, zaten yeşil yandı. Ben çok hikaye paylaş. Ha, yeniden 200'ü hikaye gösteriyorlar paylaş muhabbet üzerine. Zama göre. Ha, şimdi geliyor tamam. İşsiz biriyle sevgili olmak. İşsiz biriyle sevgili olmakta tereddüt eder misin? Hazırım. Nasıl yani? İşsiz biriyle, işi yok, gücü yok, iş yok, para geliri yok. Hayır. 3, 2, 1. Hayır. Ayarlarız abi onu. İşsiz birine de sövmezsin bu. Yani bununla ilgili bir şarkı var biliyor musunuz? Sevgi anlaşmak değildir, neden size sevilir? Bak yok lan, bu alakası oldu bu. Tamam. Maddiyata bağlı değil yani sonuçta. Doğru olmadı, uymadı. İçinde niyeyse maddi bir şey geçiyormuş gibi geldi direkt bana ya. He, pardon lan, o albümden kaldırılan parayı düşündüm galiba ben. Bazen bak çok detaylı düşünüyorum. Neyse. Güzelliğin 5 par etmez. Yok, o da tam olmadı.
Yok. Yok. Yani sonuçta aynen. Ben hiçbir türlü tereddüt etmem. Sen niye? Mesela işi yok. Ne yapayım? Olur mu? Olur. Çabalar olur. Yani çalışmak istemiyorsa çalışma. Bana zaten bir laf var biliyor musun? Evet doğru. Allah rızkını verir diye bir laf var. Mesela çocuk için söylerler onu. Çocuk yapanlar için. Mesela çocuğu çok isteyen aile oluyor böyle. Ama çocuk olursa aynen maddi olarak sarsılacak falan gibi düşünüyor. Olduğu zaman da işte atlıyor. Çünkü şey de oluyor. Hani çocuk oldu artık. İşinde daha başarılı olman lazım. Hani vesaire mantığı oluyor ya. İyi bakabilmek için. Evet Çağlar aynen. Müslüm 3 TL göndermiş. La amına koyayım salak diyenim. Buradan 5 arttırarak gönderdim Kemal. Artan paraya pipet al. Teşekkür ederim Müslüm'cüm. Aynen çünkü Müslüm'ün böyle bir hata yapmaması lazım. Adam hani donator hani ciddi anlamdaki böyle 15 dakikada bir en kötü 3 TL atan bir donator yani. Öyle öyle adam profesyonel donator. Da tereddüt eder misin? Öyle. Tamam zaten de yardım aynı dili konuşuyorum. Olacaksın fakat bunun için 3 TL'ye kötü mü dedin sen? Hayır, en kötü 3 TL dedim. Yani 3 TL'yi aslında orada yüceltmiş oluyorum gözümde. Çünkü zaten minimum donate'im 3 TL. En kötü 3 TL diyorum. Zaten yüceltiyorum anladın mı? Donator olduğunu söylüyor takip et. Evet işte onu diyorum. Tamam biz niye kavgayız? Chat bize karşı çıkıyor zaten. Müslüm'ün 3 TL'si en kötü 3 TL mi? Ölümsüz olacaksın ama bunun için sevgilinden ayrılman gerek. Ayrılır mısın? Ölümsüzlük için mi? Evet. 3, 2, 1. Hayır. Ne oldu? Ama... Birlikte ölürüz. Ben kıyamam ki. Neye? Ben öleyim sen yaşa. Öyle bir şey demiyor. Bu kadar duygusal şeyin içindeyim. Biri ne yazdı biliyor musun? Dünya boş, pompala coş. Ya ne alaka, ne alaka şimdi? Ben burada duygusal şeye girmişim. Karşılıklı bakışıyoruz. Ben güzel bir şekilde şey yapıyorum. Adamın ya dünya boş pompala coş. Tövbe yarabbim ya. Eray'ın değil mi? Eray, aynen Eray'ı çok izliyor. Sevgilinden ayrılman gerek. Yaaak. Bak daha bir tane son. Pohpohladığı için sır seni pohpohladığı için seviyormuş gibi davrandığın bir insan oldu mu? Sır seni pohpohladığı için seviyormuş gibi davrandığın bir insan oldu mu? 3 2 1 Hayır. Evet. Allah da beni kahretsin. Hayır ama evet. Yani bazı çünkü şöyle bir şey. Ben onu sevmiyor olabilirim ama o saygısından veya böyle bana karşı duruşundan. Tamam pohpohlamak ayrı bir şey ama ben pohpohladığı zaman ayrı bir saygı gösteriyor diye düşünürüm. Gözünde onun için ayrı bir saygım var diye düşünürüm ben. Onun için de seviyormuş gibi ben de davranırım. Niye kötü davranayım ki? Sevmiyorsam adamın suçu mu? Ya ne alakası var? Seviyormuş gibi değil, çok seviyormuş. Öyle bir şey değil mi? Bence öyle. Seviyormuş gibi davrandın. Ama ben zaten kimseye sevmiyormuş gibi davranmıyorum ki. Sevmesem de yani. Pohpohlayanlara da laf yapmazsın. Yok oğlum cidden öyle. Kado mesela. Hayır Kado'yu seviyorum. Kemal 200'lü ne alakası var oğlum? Yaparsın ki adamın bir şeyi yok ki orada. Sen sevmiyorsun adamı.
Sana iyi davranıyor. Seviyormuş gibi yaparsın yani. Bu kötü bir şey değil ki. Bu insanlık için iyi bir şey. Niye o adama kötü davranayım sırf? Ya ne alakası var? Neyden sevmiyorum? İşte mesela bir YouTuber var. Tamam mı? Bir YouTuber var. Ben içeriğini sevmiyorum. Tamam mı? Hayır ya. İçeriğiyle alakası yok. İnsan. Adamı da izledikçe aynen izledikçe böyle YouTube'da ya da videolarda ya da etkinliklerde gördükçe ben adamı da sevmemişim. Kafamda o kişiyi sevmiyorum. Ya öyle bir şey değil. O kişi gelip bana o etkinlikte güzel davranıyorsa, o Kemal abi hoş geldin işte biz de buradayız falan filan kolay gelsin görüşürüz diyorsa ben de o adama kalkıp ben seni sevmiyorum o yüzden böyle olamazsın demem. Ben de demem. E tamam, bu sorunun cevabı da bu zaten. Ben öyle düşünmüyorum. Soruyu öyle düşünmüyorum. Ne alaka oğlum BG? BG diye ama. Enes alakası yok. Alakası yok. Herkes aramız kötü diyor. Soruları sevmiyorum ben. Evet ya, daha güzel sorular olsaymış keşke. Sevmiyorum. O bakıyorum. Ben oldu. Nerede? Eğer birbirinizi onaylarsanız bu parayla buluşmanızda ne yapardınız? Soru geldi çünkü. Aynen bundan sonrasında bir şey, şey diyorlar. Işte. Ne diyorlar? Bir anda bir şok. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.